Almanca'da hangi cümlede tun kullanmamız gerekiyor? Hangi cümlede machen kullanmamız gerekiyor? Bugün sizlerle bunun örneklerini çözeceğiz. Düşündüğümüz zaman arkadaşlar tun da machen da iki fiil de yapmak anlamına geliyor. Genellikle machen belirli bir şey, spesifik bir şey yapmak anlamına gelirken tun ise daha çok genel bir yapmak durumunu veya davranmak durumunu ifade ediyor diye özetleyebiliriz. Ama her zaman şurada machen gelir, şurada tun gelir diye kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bazen bunların ikisi de kullanılabiliyor. Evet, şimdi örneklerimize gelelim. Birinci örneğimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Sie bla 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 ihre Hausaufgaben jeden Tag. Bakın ne yapıyor? Ödev yapıyor. Burada ne var? Belirli bir şeyi yapıyor. Yani bir yapmak fiili var ve buna odaklanılmış. O yüzden burası machen'da kullanılacak. Tabii ki machen fiilini sie'ye göre çekimlediğimiz zaman sie macht ihre Hausaufgaben jeden Tag oluyor. İkinci örneğimize gelelim arkadaşlar. Warum bla 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 das Licht an? Bakın burada ışığı açmaktan bahsediliyor. Yine burada bir eyleme vurgu var. O yüzden yine burada da machen kullanıyoruz. Burada bir soru cümlesi var ve sen şeklinde çekimlememiz gerekiyor. Warum machst du das Licht nicht an? Yani neden ışığı açmıyorsun? Üçüncü örneğimiz arkadaşlar. Wir müssen etwas gegen den Lärm bla bla bla. Wir müssen etwas gegen den Lärm bla bla bla. Bakın arkadaşlar burada genel bir yapmak durumu var. Yani ne yapılacağı belli değil. Yani genel bir davranış durumu var. O yüzden burada tun kullanmamız daha mantıklı oluyor. Wir müssen etwas gegen den Lärm tun. Yani gürültüye karşı bir şeyler yapmak zorundayız. Gürültüye karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor diye çevirebiliriz. Yani spesifik olarak burada bir eylem belirtilmediği için tun kullanılması daha mantıklı. Ama aynı şekilde burada machen da kullansanız muhtemelen yanlış konuştunuz demeyecekler size arkadaşlar. Ama bu cümlede genellikle tun fiilinin kullanılmasının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Am Abend bla 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 ich gerne yoga. Bakın burada yoga yapmaktan bahsediliyor. Yani burada bir belirli bir eylem var. O yüzden yine machen kullanıyoruz. Am Abend mach ich gerne yoga diyoruz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. Ihr solltet mehr bla 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 um die Umwelt zu schützen. Ihr solltet mehr bla 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 um die Umwelt zu schützen. Yani bakın ne diyorsunuz? Çevreyi korumak adına daha fazla bir şeyler yapmalısınız. Bakın burada yine bir şeyler yapıyorsunuz ama ne yaptığınız belli değil. Burada genel bir eylem durumu var. Yine burada da tun kullanıyoruz arkadaşlar. Ihr solltet mehr tun um die Umwelt zu schützen diyoruz. Bakın burada um die Umwelt zu schützen kalıbı yani çevreyi korumak için zu kalıbı var. Bunu başka bir videoda size anlatacağım arkadaşlar. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Ich werde das Projekt bald bla bla bla. Bakın burada machen mı gelecek, tun mu gelecek? Biraz düşündüğümüz zaman bence machen gelmesinin gerektiğini anlayacaksınız. Çünkü burada spesifik bir proje var ve bu projeyi yapıyorsunuz. Yine machen geliyor arkadaşlar. Ich werde das Projekt bald machen. Yani bu projeyi yakın zamanda, tez zamanda yapacağım diye çevirebiliriz. Başka bir örnek arkadaşlar. Wir sollten etwas gegen den Müll im Park bla bla bla. Bakın yine burada bir şey yapmalıyız var ve bir eyleme vurgu yok. Yani genel bir şey yapma vurgusu var. O yüzden yine burada da tun kullanıyoruz arkadaşlar. Wir sollten etwas gegen den Müll im Park tun. Parktaki çöplere karşı bir şeyler yapmamız lazım. Parktaki çöplere karşı bir şeyler yapmamız lazım. Ama ne yapacağımız belli değil. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Die Kinder bla 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 gerne Kunstprojekte in der Schule. Bakın yine burada çocuklar severek sanat projeleri yapıyorlarmış. Sanat aktiviteleri yapıyorlarmış. Yani bu direkt olarak bir eyleme vurgu yapıyor. O yüzden yine burada machen kullanıyoruz. Die Kinder machen gerne Kunstprojekte in der Schule diyoruz. Yani çocuklar okulda severek sanat projeleri yapıyorlar demiş olduk. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Mein Vater bla 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 gerne Holzarbeiten in seine Freizeit. Ne demiş olduk? Benim babam boş zamanlarında ahşap işleri yapar. Ahşap işleriyle ilgilenir. Yani burada da yine ahşap işi yapar. Burada spesifik belirtilmiş bir eylem var. Yine burada da machen kullanıyoruz. Mein Vater macht gerne Holzarbeiten in seine Freizeit demiş olduk. Benim babam boş zamanlarında severek ahşap işleri yapar, ahşap işleriyle uğraşır demiş olduk.
Şimdi size bir tane klasik bir örnek göstereceğim. Bla 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 mir einen gefallen. Bu bir kalıp cümledir arkadaşlar. Aslında bunun anlamı şudur. Bana bir iyilik yap, bana bir kıyak yap demek olur. Burada arkadaşlar sizce machen mı kullanılır, tun mu kullanılır? Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, burada da yine belirli bir fiil olmadığı için, yani belirli bir eylem olmadığı için tun kullanıyoruz. Ve bakın burası bir emir cümlesi şeklinde çalışıyor. Burada emir veriyorsun aslında. Yani aslında cümlenin anlamında bir emir yok ama gramatik olarak emir cümlesi. O yüzden bana bir iyilik yap. Hani Türkçe'de de mesela böyle dediğimizi düşünürsek bu da bir emir cümlesidir. Bunu da Almanca'da şöyle söylüyoruz. Tu mir einen gefallen. Yani bana bir iyilik yap, bana bir kıyak yap. Burada da yine tun kullandık. Çünkü belirli bir eylem yok, bir davranış var. Belki soyut bir davranış var, yine bir davranış var. O yüzden yine burada tun kullandık arkadaşlar. Bir davranış göstereceksiniz ama ne yapacağınız belli değil. Aynı şekilde tun fiili daha çok soyut durumlarda da kullanılıyor. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Bu sefer sizin cümleyi çevirmenizi isteyeceğim. Diyeceksiniz ki saygı formunda hafta sonu ne yapacaksınız? Evet arkadaşlar, burada birazcık düşünün. Burada biz machen mı kullanıyoruz yoksa tun mu kullanmamız gerekiyor? Birazcık düşünün. Evet. Was werden Sie am Wochenende tun? Bakın burada tun kullandık ama aynı şekilde burada machen da kullanabilirsiniz. Yani burada neredeyse hiçbir fark yok. Was werden Sie am Wochenende machen? Yani bunun ikisi de kullanılabilir arkadaşlar. Ama sanırım yine burada genel bir tanım olduğu için burada yine tun kullanmamız daha mantıklı. Yani belirli bir eylem yok, belirli bir üretim fiili yok. Yani bir şey üretmiyoruz, bir aktiviteye odaklanılma yok. Yani bir aktivite belli değil. Bir şey üretmiyoruz, bir şeyin üretimi yok biliyorsunuz. Üretim olduğu zaman machen kullanılır. O yüzden burada sanırım tun kullanılması daha doğal ama machen da kullanırsanız kesinlikle bir fark yaratmaz, kullanabilirsiniz.